İlimiz genelinde dere geçişlerinde 100'lük ya da 200'lük bakslarla yollar inşa edilmekteydi. Fakat şu ana kadar da gezdiğimiz gibi aşırı yağıştan tahrip olan yerlere baktığımızda hep baksların ya da büzlerin yetersiz olması nedeniyle yüzeysel sular ya da yamaç molozundan gelen malzemeler buraları tıkamakta ve yol boyunca hem yolu tahrip etmekte hem de bu yolun devamındaki arazilere zarar vermekte olduğunu gördük. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Ünlü Güler'in talimatıyla 2-2 bakser üretme noktasında harekete geçtik. İlimizde bugüne kadar üretilme durumunda olmayan 2-2 baksları üretmeye başladık. Ve ilk olarak Altınordu ilçemizde Fındık Yatağı Deresi, Subaşı Mahallesi'ndeki dere geçişleri, kapalı geçişleri çözdük. Ve nitekim çok şükür Umut Hastanesi'nin olduğu yerde bu sorunu yaşamadık. Çünkü iki ikili baksa döşenmiş idi. 60 milyon liralık bir kredi temin ettik bu iş için. Ve şimdi bu doğru yerlerde bunu kullanıyoruz. Ve doğru sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Daha az zayiatla herhangi bir sıkıntı yaşamadan problemlerimizi çözüme kavuşturacağız. Şu anda arkamızda gördüğümüz 2-2 baks yine yol geçişinde kullanılmak üzere az evvel kaya görüntülerinde olan bölümde 2-2 baksla geçilecek ve bir dahaki sonraki yağışta, aşırı yağışta bu sıkıntı yaşanmayacak ve rahatlıkla bu güzergahtan insanlar gidip gelebilecek. Biz tabii yağış anında buraya müdahale edebiliyoruz, koşabiliyoruz iş makinalarımızla büyükşehir olarak ama bu baks yapıldıktan sonra ve buna da gerek kalmayacağına inanıyoruz. Yine sahil bantlarında da kapalı geçen derelerde de bu değişiklikleri yapacağız. Şehrimizin altyapısını rahatlatacağız. Ondan sonra da daha rahat bir yağmur yağışlarında daha rahat olacağız. Elimiz yüreğimizde olmamış olacak. Şu anda ilçemiz Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Biliyorsunuz ki bu afattan en çok etkilenen mahallemizden bir tanesi. Afatın olduğu andan itibaren büyükşehrimizin desteğini gördük. Şu anda da daha 3-4 gün geçmesine rağmen, 3 gün geçmesine rağmen bakslar geldi. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Güler Bey ve ekibine, genel sekreterimize, daire başkanlarımıza, alttaki bütün ekiplerine ben hem mahallem, ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Zaten bu yolda da bir yol genişleme çalışması vardı. Ama şu andaki 2-2 büyük bakslar geldi. Bundan sonra inşallah böyle bir afatla karşı karşıya gelmeyiz. Ama sorunu tamamen kökten çözmüş oluyoruz. Buralarda hep 600'lük tabir ettiğimiz, 700'lük tabir ettiğimiz düzler vardı. Ama onların yerine devasa 2 metrelik bakslarla bu sel felaketini artık önlemiş olacağız. Ben hem genel sekreterimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çınarpınar Karşıyaka Mahalle Muhtarı Recep Ali Tonmaz. Önce hoş geldiniz diyorum sizlere. Şu anda mahallemizde bir afet olmuştur sel dolayından dolayı. Öncelikle bizi yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Ünlü Güler'e ve ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımız Coşkun Bey'e, Abdülkadir Başkanımıza, Sayın Belediye Başkanı Ahmet Tüley'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bizi gece gündüz bırakmadılar arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir rahmet oldu bizim buraya. Gece sabahlara çalıştık. Sabah akşam saat 9. Sabah altıya çalıştık gece gündüz. Çift, 2, 3 tane makineyle. Hizmete devam ediyor şu an aynı zamanda. Bakslarımız geldi. 3 dereye baks açacağız şu anda aynı zamanda. Koyak, mahalle mevki, Karasa Malat yolumuz, boruları bindik ve 800 boruları da geldi. Karasa Mahallesi'ni şu güne geliyor.